Sevgili arkadaşlar, şimdi manyetizmadaki sağ el kurallarını ve böyle bağıntıları, ilkeleri bir özetleyeceğiz. Manyetizmadaki ne diyoruz? Sağ el kuralları. Sevgili arkadaşlar, birinci kuralımız neydi? Üzerinden akım geçen düz bir telin etrafında oluşturduğu manyetik alan. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tel avuç içine alındığında yana açılan baş parmak, şu dönen arkadaşlar, baş parmak manyetik alanın yönü. Burada içe doğru görüldüğü gibi arkadaşlar manyetik alan döndü dışa doğru diyoruz. Arkadaşlar, her zaman tel ile telin oluşturduğu manyetik alan birbirine diktir. Yani tel sayfa düzleminde ise manyetik alan sayfa düzlemine diktir. Dev uzaklığı şu. Burada da manyetik alan dışa doğru, içe doğru, dışa doğru. Arkadaşlar, eğer tel bu şekilde duruyorsa, şöyle baş parmağımız akımın yönünü gösteriyor. İçe doğru, dışa doğru. Burada arkadaşlar, şunu da hemen gördünüz. Telin bir tarafında manyetik alan içe doğru ise, diğer tarafında dışa doğrudur. Burada manyetik alanımız dışa doğrudur. Peki bunun arkadaşlar bağıntısı neydi? Yani dev uzaklığında oluşan manyetik alanın büyüklüğü K2I bölü D. Sevgili arkadaşlar, eğer akım sayfa düzlemine dik, dışa veya burada olduğu gibi içe doğru ise, bunun oluşturduğu manyetik alan baş parmak akımı yönünü gösterecek şekilde, bakın burada akımı bu aldım arkadaşlar. Görüldüğü gibi dört parmağımız ne yapıyor arkadaşlar? Şu şekilde dönüyor. O halde arkadaşlar, bakın burada oluşan manyetik alan, her zaman dedik ki oluşan manyetik alan tele dik olacak. Hareket şu arkadaşlar, akımın yönünü gösterecek, şu dev uzaklığını gösterecek, bu da manyetik alanın yönünü gösterecek. Şu şekilde, şu şekilde dönüyor. Her yerde arkadaşlar görüldüğü gibi D'ye dik olacak. Manyetik alan şu çembere teğen olmuş olacak sevgili arkadaşlar. Burada ise akım içe doğru, bakın akım içe doğru dönüyor, şu şekilde dönüyor. Yani arkadaşlar manyetik alan teli çevreleyecek. Bakın arkadaşlar, burada da şu şekilde dönecek manyetik alan, içeriden dışarı teli çevreleyecek sürekli. Burada daha rahat bir şekilde görüyoruz. Burada da arkadaşlar görüldüğü gibi hareket şu. Manyetik alan her zaman tele olan uzaklığa ne yapacaktır? Dik olacak diyoruz. Sevgili arkadaşlar. Evet. İkinci olarak arkadaşlar, çemberin oluşturduğu, bakın şu arkadaşlar çember. Buradaki arkadaşlar ilkemiz neydi? Dört parmak çemberi avuç içine aldığımızda akımın yönünü gösterecek şekilde yana açılan baş parmak bu sefer manyetik alanı gösteriyor. Şimdi şunun, eğer akım tersine gidecek olursa arkadaşlar, akım tersine gidecek olursa şu şekilde gösteriyoruz, bakın. Dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde çember avucumuzun içinde yana açılan baş dışa parmak, doğru. Evet, dışa doğru. Yani manyetik alanı gösteriyor. Arkadaşlar, burada çember tahta düzleminde. Tahta düzlemine dik olarak eğer bir çemberi 3 boyutta göstermek istiyorsak bunu ne yaparız arkadaşlar? Elips şeklinde çizeriz. Bakın, eğer akım şuradan geliyorsa böyle arkadaşlar içe doğru. Burada manyetik alan dışa değil, yukarı doğru. Çünkü akım, bak, burada çember şu şekilde dönüyor. Bak, burada çember böyle, çember şu şekilde. Şöyle düşünün çemberi. Çember şu şekilde olduğunda manyetik alan yukarı doğru oldu. Yani arkadaşlar, çember düzlemiyle manyetik alan düzlem birbirine diktir. Bak, burada manyetik alan yatay olduğu için arkadaşlar, görüldüğü gibi çember düzlemi yatay olduğu için ne olur arkadaşlar? Manyetik alan düşer. Burada çember tahta düzleminde olduğu için manyetik alan tahta düzlemine dik. Yani
tel ile oluşan manyetik alan birbirine dik oluşacak. Akım ile manyetik alan birbirine dik oluşacak diyoruz. Peki arkadaşlar, bunun değeri neye eşittir? K 2 pi bölü R diyoruz. Eğer arkadaşlar çemberin tamamını değil de bir kısmını alırsak, bu arkadaşlar bakın çemberi tamamlayalım, merkez açısı alfa olacak şekilde, o zaman burada oluşan manyetik alan K 2 pi bölü R alfa bölü 360. Örneğin çemberin yarısı olduğunda 180 bölü 360 1 bölü 2 olur. 90 olduğunda 4'te 1 olur. 120 olduğunda 3'te 1 olur. 60 olduğunda 6'da 1 olur. Genel anlamda bu şekilde ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bobini anlatalım. Bobin neydi sevgili arkadaşlar? Akım makarası. Evet. İşte arkadaşlar bobini çizelim. Bobin. Arkadaşlar çemberi bilirseniz bobin de aynısı. Bobin de netice olarak aynı diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan meydana gelen akım bu mu? Diyoruz ki dört parmak akımın yönünü gösterecek. Bakın akım gitti, dolandı, bir daha geldi şöyle. Dolanıyor arkadaşlar. Dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde bobini avuç içine aldığımızda yana açılan baş parmak arkadaşlar neyi gösteriyor? Manyetik alanın yönünü gösteriyor. Bu manyetik alanın çıktığı uç arkadaşlar en kutbu gibi, girdiği uçta S kutbu gibi davranır diyoruz sevgili arkadaşlar. Dört parmak akımın yönünü, yana açılan baş parmakta manyetik alanın yönünü gösteriyor. Peki burada oluşan B'nin büyüklüğü neydi sevgili arkadaşlar? K 4 pi en sarım sayısı en tane L bobinin boyu 4 pi en i bölü L sevgili dostlar. Tabii bu nedir arkadaşlar? Merkezde oluşan manyetik alanın büyüklüğü ve şu R yarıçapına bağlı değildir sevgili arkadaşlar. Şimdi burada manyetik oluşan manyetik alanı arkadaşlar gördük. Şimdi neyi göreceğiz sevgili arkadaşlar? Manyetik alanda tele etki eden kuvvet üzerinden tabii ki akım geçecek diyoruz sevgili arkadaşlar. Şu bir manyetik alan olsun. Evet, manyetik alanı çiziyorum arkadaşlar. Şu telimiz i akımı geçiyor. Şu bir telimiz buradan arkadaşlar i1, i2 fark etmez. Burada oluşan arkadaşlar kuvvet F eşittir B manyetik alan şiddeti, akım L telin manyetik alandaki boyu çarpı sinüs alfa. Peki buradaki sinüs alfa nedir arkadaşlar? Akım ile manyetik alan arasındaki açıdır. Yani bu açı. E burada sinüs de 90. X'de sinüs 90 yazmamıza gerek yok. Burada arkadaşlar şu açıya bakacaksınız. Sinüs alfa. İşte arkadaşlar şu L'nin sinüs alfasını aldığınızda bu L'yi dik hale getirmiş olursunuz. Dolayısıyla bu akımlar birbirine eşitse bu tele ve bu tele etki eden manyetik kuvvetler eşit olur. Sebebi ne? Çünkü arkadaşlar dik uzaklıkları aynı. Şöyle bir tel dalsa arkadaşlar yine bunun da dik bileşeni aynı olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bu manyetik alanda sevgili arkadaşlar bakın şuna dikkat edin. Şöyle bir tel alsak ki bunu da anlatmıştım arkadaşlar. Telin üst ucuyla alt ucu arasındaki uzaklığa bakın. Yine aynı. Yani buradan da i akımı geçse bu tele, bu tele, bu tele, bu tele etkiler kuvvet eşit olmuş olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Eğer şunu biraz daha uzatalım. Şöyle bir arkadaşlar tel alsak o zaman bu telin uzunluğu bakın en alt kısmı ile en üst kısmı arasındaki düşey uzaklıktır. Buna L'ye diyebilirsiniz. Yani manyetik alana dik. O zaman arkadaşlar buradan da iyi akımı geçse şu aralıkları eşit alalım. Bunun boyu ne oldu? 4 ile. Bunun boyu ne oldu arkadaşlar?
3 ile. O zaman buna etki eden kuvvet 4F, buna etki eden kuvvet 3F olur. Peki sevgili arkadaşlar, burada sağ el kuralımız nedir? 4 parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. Baş parmak avuç içine tersi kuvveti gösteriyor. Baş parmak, arkadaşlar ne oldu buna? Toz duman oldu. Baş parmak akımın yönünü gösteriyor. Avuç içi ise kuvveti gösteriyor sevgili arkadaşlar. O halde 4 parmak manyetik alan yönünü, baş parmak akımın yönünü, avuç içi ise kuvveti diyoruz. Aklınıza kalsın arkadaşlar. Top at. Tersi değil miydi? He. Nasıl? Avuç içinin tersi değil miydi hocam? Hayır hayır. Ha. Avuç içinin tersi arkadaşlar, eksi yüke etkilenen kuvvettir. Oraya birazdan geliyoruz. Ha. Oraya birazdan geliyoruz. Oraya geliyorum. Evet, göründüğü gibi çok güzel bir baş parmağı oldu lan bu. Evet. Hocam ne güzel bir dedik erkek. Arkadaşlar. Oğlum bir dur lan. Evet. Baş parmak akımı yönünü gösterecek. Dört parmak manyetik alanı yönünü gösterecek. Avuç içi ise arkadaşlar kuvveti gösterecek diyoruz. Sevgili arkadaşlar şuna dikkat edelim. Bakın. Şurada manyetik alan içe doğru. Telin arkadaşlar böyle durmasıyla, böyle durmasıyla, böyle durmasıyla hepsinden geçen akım iyi, iyi, iyi olsun. Tellerin boyları eşit olsun. X, Y, Z telleri. Şu açı alfa bizi ilgilendiriyor mu? Çünkü bu telin yatayla yaptığı açı. Halbuki bizi burada ilgilendiren telin manyetik alanla yaptığı açı. Burada arkadaşlar bakın manyetik alan yüzeye dik. Buna da dik, buna da dik, buna da dik. Dolayısıyla arkadaşlar fx eşittir, fy eşittir, fz olur. Bu da çok önemli bir nokta. Bazen arkadaşlar bizi hiç ilgilendirmeyen açılar verilebilir. Tabi her zaman ilgilendirmiyor diye bir olay yok. Burada ilgilendirir, orada ilgilendirmez. Önemli olan işte buradaki açının ne olduğunu bilmek. Bu açı ne arkadaşlar? B ile İ arasındaki açı. Sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi nereye geldik?